Şu ödülünü de yiyelim, ardından çıkacağız. Şu anda kendi hızıyla gidiyor. Frenler gayet iyi. Ayarı da yaptım. Şu anda güzel gözüküyor. Yani normalde eco modda kalkınca yeterli. Fakat biraz hızlanmak istediğinizde, 10 km'nin üstüne çıkmak istediğinizde yetersiz kalıyor. O yüzden drive modunu alıyoruz. Şimdi arkalardan, sağdan soldan dolana dolana gideceğiz bakalım. Azıcık turlama yapmış olacağız. Frene dokunduğunuz anda devreye giriyor. Motor freni devreye giriyor. Güzel bir yük olduğu için gördüğünüz gibi yolda veriliyor. Şimdi Göztepe stadının oradayız. Buradaki kasisleri de geçiyoruz. Hiçbir şekilde sıkıntı çıkartmıyor. Gayet rahat bir şekilde kasisleri de geçmiş oluyoruz. Hız denemesinin orada yapacağım. Orada daha müsait alanlar var. Şu anda 20.8'de falan gidiyor. Yani bu viteste gideceği son hızla gidiyor. Telefonla da bir kamerayı, telefonu bir kontrol edeyim. Ekran kaydı, yeniden başlattım. Şimdi yeniden test edeceğiz. Hatta bu sefer spor modu alayım. Spor modu çok atıyor. Şöyle yavaşça kalkıp hız denemesini de yapacağız. Şu anda 45. Şimdi burada çok dik bir yer var aslında. Bakalım burayı nasıl çıkacak, çıkabilecek mi? Verdim coşkuyu. Evet, Barış Manço köprüsünün çıktı. Bana ısınma demedi. Cayır cayır çıktı. Olduğum yer İnciraltı. Barış Manço Köprüsü'nü geçtim az önce. Şimdi deniz kenarındayım. Tekrar geriye döneceğim. Köprüyü bir daha çıkacağım. Hani köprüyü siz de görün şöyle. Dik burası. Kısa ama dik bir parkur. Şimdi tam gaz verdim. Çıkıyor. Bayılmıyor da. Hani ben sonrasında iniş bir anda dikleşiyor diye tepeye yaklaşırken falan yapıyorum ama bayılmıyor yani. Şimdi tekrar geriye gidiyoruz.
Ne oldu oğlum? Ne oldu paşa? Bir şey yok, bir şey yok. Göztepe Köprüsü'nü hiç yavaşlamadan ivme kazanarak çıkıyor yani, maşallah var. Gayet güzel çıktı burayı. Gayet güzel bir rampa burası da. Ama burayı da çıkıyor. Ki karşıdan araba geliyor diye frene dokanmış.